Alzheimer hastalığı günümüzde en sık görülen nörodejeneratif hastalıklardan biridir. Özellikle yaşlı nüfus arasında hızla yayılmaktadır. Bu hastalık beyindeki nöronlar arasındaki iletişim bozulmasıyla karakterizedir. Alzheimer hafıza kaybı, bilişsel bozukluklar, kişilik değişiklikleri ve günlük yaşam aktivitelerinde ciddi zorluklara neden olur. Peki tip 3 diyabet ve Alzheimer ilişkisi nedir? Alüminyum katkılı aşıların Alzheimer'a bir etkileri var mı? Alzheimer hastalığına karşı sağlıklı beslenmenin önemi nedir? Kolesterol ve beyin sağlığı ilişkisi nedir? Bu soruların hepsini bu videoda sizler için hazırladık. Alzheimer'ın temelinde beyindeki amiloid plaklar ve tau proteinlerinin birikmesi yatar. Bu patolojik değişiklikler sinir hücreleri arasındaki bağlantıları zayıflatır ve sonuç olarak beyin dokusunda hasara neden olur. Modern tıp Alzheimer'ın kesin tedavisini bulamamış olsa da, bu hastalığın belirtilerini yönetmeye yardımcı olabilecek bazı ilaçlar ve terapiler geliştirmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, Alzheimer'ın sadece yaşlanmayla değil, aynı zamanda yaşam tarzı faktörleriyle de yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle beslenme, fiziksel aktivite ve zihinsel uyarımın Alzheimer riskini azaltabileceğine dair Kanıtlar giderek artmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak tip 3 diyabet ve Alzheimer ilişkisini ele alacağız. Alzheimer hastalığı bazı uzmanlar tarafından tip 3 diyabet olarak da adlandırılmaktadır. Bu terim Alzheimer'ın insülin direnci ve beyindeki glikoz metabolizması bozukluklarıyla olan yakın ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Beyin enerji ihtiyacını büyük ölçüde glikozdan karşılar. Ancak insülin direnci olan bireylerde Beyin hücrelerinin glikozu yeterince verimli bir şekilde kullanamaması nöronların işlev kaybına ve sonuç olarak Alzheimer'a yol açabilir. Yapılan araştırmalar tip 2 diyabet hastalarının Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle kan şekeri seviyelerini düzenleyen sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı Alzheimer riskini de azaltabilir. İnsülin direncinin beyindeki neden olduğu olumsuz etkiler göz önüne alındığında, kan şekeri kontrolünün Alzheimer'ın önlenmesinde önemli bir faktör olduğu açıktır. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi de alüminyum ve aşıların Alzheimer üzerindeki etkisi nedir konusuna geçelim. Alüminyum insan sağlığı üzerindeki potansiyel zararları nedeniyle uzun süredir tartışılan bir metaldir. Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar Alüminyumun beyinde birikmesinin Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıklarla bağlantılı olabileceğini öne sürmektedir. Alüminyum özellikle yiyecek ve içecek ambalajlarında, kozmetik ürünlerde ve bazı aşıların içeriğinde bulunabilir. Bu nedenle bireylerin bu metallere maruziyeti günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak alüminyumun Alzheimer üzerindeki kesin etkisi hala tam olarak netleşmemiştir. Bazı bilim insanları aşılarda kullanılan alüminyum miktarının çok düşük olduğunu ve bu seviyelerde bir zararın olmadığını savunurken, diğerleri uzun vadeli maruziyetin nörolojik sağlığı olumsuz etkileyebileceğini ileri sürmektedir. Özellikle nano -alüminyum gibi daha küçük partikül formlarının hücre içine girme potansiyeli araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Yine de bu konuda daha fazla bilimsel araştırma yapılması gerekmektedir. Şimdi gelelim beyindeki sinapsların bozulması konusuna. Alzheimer hastalığının en temel özelliklerinden biri beyindeki sinapsların işlevini kaybetmesidir. Sinapslar nöronlar arasında bilgi iletişimini sağlayan bağlantı noktalarıdır. Alzheimer'da bu sinapsların zayıflaması veya tamamen kaybolması hafıza ve bilişsel işlevlerin bozulmasına yol açar. Beyindeki bu iletişim bozukluğunun nedenlerinden biri, amiloid beta plaklarının birikimi ve tau proteinlerinin anormal şekilde kıvrılmasıdır. Sinapsların bozulması sadece bilgi iletimini engellemekte kalmaz, aynı zamanda nöronların hayatta kalma yeteneklerini de zayıflatır. Nöronlar arasındaki bu kopukluk, beynin birçok bölgesinde işlevsel kayıplara neden olur. Son yapılan araştırmalar sinaps kaybının Alzheimer'ın erken dönemlerinde başladığını ve hastalığın ilerlemesiyle daha da kötüleştiğini göstermektedir. Bu nedenle sinapsların korunması ve nöronal iletişimin güçlendirilmesi Alzheimer tedavisinde ana hedeflerden biri haline gelmiştir. Şimdi de şeker hastalığı Alzheimer için risk faktörü sorusuna cevap verelim. Şeker hastalığı, Alzheimer hastalığı için önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Diyabetin neden olduğu insülin direnci, beyindeki hücrelerin enerji ihtiyacını karşılamasını zorlaştırarak Alzheimer riskini artırır. Tip 2 diyabet hastalarının beyinlerinde insülin sinyal yollarının bozulması, nöronların zarar görmesine neden olabilir. Bu durum bilişsel işlevlerde zayıflama ve hafıza kaybına yol açabilir. Şeker hastalığı olan bireylerde Alzheimer riskini azaltmak için kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesi büyük önem taşır. Yapılan araştırmalar, düşük glisemik indeksli bir diyet ve düzenli egzersizin hem diyabeti hem de Alzheimer riskini önemli ölçüde azaltabileceğini göstermektedir. Ayrıca antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir beslenme düzeni beyindeki inflamasyonu azaltarak nörodejeneratif süreçleri yavaşlatabilir. Peki Alzheimer hastalığına karşı sağlıklı beslenmenin önemi nedir? Sağlıklı bir beslenme düzeni yalnızca genel sağlık için değil, aynı zamanda beyin sağlığı için de son derece önemlidir. Araştırmalar sağlıklı beslenmenin Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltabileceğini göstermektedir. Özellikle Akdeniz diyeti Alzheimer'dan korunmada etkili olduğu kanıtlanan beslenme modellerinden biridir. Bu diyet bol miktarda sebze, meyve, zeytinyağı, tam tahıllar, balık ve az miktarda kırmızı et içermektedir. Bağırsak sağlığı da beyin fonksiyonları üzerinde doğrudan etkilidir. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotası beyin için gerekli olan serotonin ve dopamin gibi nörotransmitlerin üretimini destekler. Bu nedenle probiyotik ve prebiyotik açısından zengin bir beslenme sadece sindirim sağlığını değil, aynı zamanda beyin sağlığını da iyileştirebilir. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi de mineral eksikliği ve Alzheimer ilişkisine geçelim. Alzheimer hastalığının gelişiminde mineral eksiklikleri önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle magnezyum, potasyum, Kalsiyum ve çinko gibi minerallerin eksikliği sinir hücreleri arasındaki iletişimi olumsuz etkileyebilir. Bu mineraller sinapsların işlevini sürdürebilmesi için gereklidir. Kristal kaya tuzu gibi doğal kaynaklardan elde edilen minerallerin düzenli tüketimi, beyin sağlığını korumada etkili olabilir. Mineral eksikliği ayrıca vücuttaki oksidif stresi artırarak hücresel hasara neden olabilir. Alzheimer hastalarının beyinlerinde oksidatif stres seviyelerinin yükseldiği ve bu durumun hastalığın ilerlemesine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Bu nedenle mineral desteği Alzheimer tedavisinde ve önlenmesinde önemli bir strateji olarak öne çıkmaktadır. Kolesterol ve beyin sağlığı ilişkisi nedir? Kolesterol beyin sağlığı için hayati öneme sahiptir. Beyin dokusunun %80'inden fazlası kolesterolden oluşur. Ve kolesterol nöronların düzgün çalışması için gereklidir. Ancak kolesterol seviyelerini düşürmeye yönelik ilaçlar Alzheimer riskini artırabilir. Statinlerin beyin üzerindeki olumsuz etkileri nöronal işlevlerin bozulmasına yol açarak bilişsel gerilemeye neden olabilir. Bununla birlikte sağlıklı kolesterol seviyelerini destekleyen bir diyet beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynar. Doğal yağlar, özellikle soğuk sıkım zeytinyağı ve tereyağı, beyin hücrelerini besleyerek Alzheimer'a karşı koruma sağlar. Zeytinyağı beyin sağlığı için faydalı mı? Soğuk sıkım zeytinyağı, beyin sağlığını destekleyen en güçlü besinlerden biridir. Zeytinyağı, içerdiği yüksek miktarda antioksidan ve E vitamini sayesinde beyin hücrelerini serbest radikallere karşı korur. E vitamini nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde etkili olan bir antioksidandır ve sinir sistemi sağlığını destekler. Son araştırmalar zeytinyağının Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkileri olduğunu göstermiştir. Zeytinyağında bulunan oleokantal adlı bileşik, beyindeki amuleit plaklarının birikimini engelleyebilir ve sinir hücrelerinin korunmasına yardımcı olabilir. Peki vitaminlerin beyin sağlığındaki rolü nedir? B ve C vitaminleri beyin sağlığı için kritik öneme sahiptir. B vitaminleri özellikle B12 ve folik asit sinir hücrelerinin korunmasına yardımcı olur ve Alzheimer riskini azaltabilir. B12 vitamini eksikliği hafıza kaybı ve bilişsel gerileme ile doğrudan ilişkilidir. C vitamini ise güçlü bir antioksidandır ve beyin hücrelerini serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Son yapılan araştırmalar yeterli B ve C vitamini alımının Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabileceğini ve hastalığın erken belirtilerini hafifletebileceğini göstermektedir. Vitamin eksikliğinin beyin üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak dengeli bir diyet ve gerektiğinde takviyelerle Vitamin düzeylerinin korunması, Alzheimer riskini azaltmada önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.